Bugün sizlerle oyuna yeni gelen güncellemede yeni gelen Ohio denizaltımızla savaş yapacağız arkadaşlar. Savaş yapmadan önce size şöyle hemen bir gemi göstermek istiyorum. Girelim arkadaşlar atölyemize. Arkadaşlar gemimizi hemen aksadım. Son bir tane boşlukları kaldı. Onları da zamanla aksayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane füze atıyor bu arkadaşlar. UGM-133 Trident diye arkadaşlar. Bunun özel kendi torpidosu var. Mark 48 533 mm arkadaşlar. Onun için bu çok iyi arkadaşlar. Bu torpidoyu ben şahsen sevdim. Arkadaşlar bu denizaltımda hiç değişen yok arkadaşlar. Fabrikadan ilk aldığım gibi. Daha 0 kilometrede. Hiçbir parçasını daha değiştirmedim arkadaşlar. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. Bence buna göre çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen bir deneme savaşı yapalım. Her zamanki gibi çevrim dışı yapacağım. Online oynamayacağım. Çünkü gemimi hemen batırabilirler. Size onun için gemiyi gösteremem. Ama online'da o sıkıntı yok. Yani çevrim dışında o sıkıntı yok. Biraz sesi kısalım oyunu. Evet arkadaşlar. Her zaman gibi fırtına donuyorum. Çünkü fırtınada her yer bomboş olduğu için gemiler rahatlıkla görünebiliyor. Diğer haritalar gibi kayalık, dağlık vesaire yok. Bundaki füzeler arkadaşlar suyun altına girdiğiniz zaman da fırlatabiliyorsunuz. O bakımdan güzel bir füze bu. Bunun füzesi. Su üstten de fırlatabiliyorsunuz. Bu füze çok iyi arkadaşlar yani bu denizaltı için birebir. Bakın 5 tane gönderdim. Füzeleri durdurmazsa güzel sağlam hasar yiyecek. Gördüğünüz gibi karşıdaki JS Hasegra'nın canı neredeyse indi. Şöyle 2 tane gönderdim arkadaşlar. Toplam 5 tane daha gitti. Gördünüz mü arkadaşlar gemiyi aldık. Hemen suya girelim. Bir de size suyun altından nasıl vurduğunu göstereyim hemen. Karşıda RF Atakan uçak gemisi var. Bu füze arkadaşlar atıldıktan sonra kapsülünden ayrılıyor. Tabanca mermisi gibi şekli. Ama ondan biraz daha büyük. Şimdi onu size göstereceğim. Füzeleri bir atalım ona. RF Atakan'ın canını gördünüz. Ne kadar azaldı. Bakın arkadaşlar. Kapsülünden şöyle çıkıyor. Aynı tabanca mermisi gibi. Onun biraz daha büyüğü. İki tane kapsülünden çıkıyor. Bir burada. Bir de burada çıkıyor. Ondan sonra gidiyor işte hedefine. Gemiler nerede? Şurada gemi var. Bunu görmüyor şu an. Evet şurada RF var yak var. Torpidomuzdan bir atalım arkadaşlar. Yeni torpido da güzel. Geminin canını hemen hemen indiriyor. Orada bir tane denizaltı var. Sol tarafında benim şu an. Ona bir torpido atalım arkadaşlar. Deneyelim ne kadar iyi vurduğunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir vuruşta 38 bin hasar veriyor. O denizaltıyı aldılar zaten. Şu varyağımızı bitirmeye çalışalım. Artık su üstüne çıkabiliriz. Zaten iki tane gemi kaldı.
Arkamda var herhalde. Şurada var bir tane. Burada Refe Atakan uçak gemisi herhalde. Aynen uçak gemisi. Gördünüz mü arkadaşlar, bu denizaltı sağlam hasar veriyor. Şu an 9.766.000 hasarımız var. Bu gidişle 1 milyon hasar göreceğiz herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel denizaltıydı bu. Füzeleri suyun altından atabiliyorsunuz. Şimdi bir kere de oynayalım. Bu sefer arkadaşlar online oynayalım. Artık online'da kesinti yapmıyor. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eskisi gibi XP ve dolar kesintisi yapmıyor. Bilginiz olsun. Güzel sıramaya kasabilirsiniz bu gelen denizaltıyla. Lider de aynı şekilde. Önümüzdeki cuma günü de RF liderle gelecek video. Bilginiz olsun. Ben her zaman gibi şu sol taraftan gideceğim. Çünkü bu denizaltının canı biraz arkadaşlar az. Onun için rakip size iki füze geldiği zaman tek yiyebiliyorsunuz. O sıkıntısı var. Onun için suyun altından daha iyi. Hem suyun altından zaten füze gönderebiliyorsunuz. Tabii karşınıza denizaltı gelmez size. Görünen gemi var mı? Şu anlık füzelerimin menzili değiller. Dağlık var herhalde önümde. Üç tanesi şu an yan yana sıralı. Dört tanesi sıralı şu an. Evet. Şurada bir tane. Hangi gemi bu? Geminin ismi yazmıyor ki arkadaşlar. Uçak gemisi de. Tamam, daha çarptık. Biraz geri gel. Gemimiz takıldı burada. Bu arada iki tane denizaltı olarak kalmışız. Benim şu an rakibim kim varsa bilmiyorum ama bakayım kimmiş. Gaming diye birisi var. Yabancı yayıncıya benziyor ama. Şu portföyü hemen avlayalım mı? Görüşürüz. Potrelin abi. Burada bir soru var. Şunu hemen avlayayım. Suyun altından füze atmak arkadaşlar. Harbiden çok iyi. Biraz şunu yakınlaşabiliriz. Zaten bana doğru geliyor müşteri.
Gemimizin içine az kaldı. Bize bir yerden bir torpido gönderildi. Bize torpido atıyor karşı tarafın denizaltısı. Çıktı su üzerine. Evet arkadaşlar, karşıdaki denizaltı bizi aldı ama yine de güzel bir maç oldu arkadaşlar. Şimdi limonumuzu geri dönelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk önce botlarla oynadık. Sonra da online maç yaptık arkadaşlar. Bu denizaltı bence bana göre çok iyi. Suyun altından füze atabiliyorsunuz. Kendine özel füzesi ve torpidosu var. Kendine özel füzesini diğer gemilerde de kullanabilirsiniz ama su altı füzesi olduğu için normal gemilerde pek kullanacağını sanmıyorum. Yani daha doğrusu ben bunu denemedim. Önümüzdeki cuma günü arkadaşlar RF Lider'le video gelecek. Bilginiz olsun. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Güzel maçtı. Bir dakika bir tutada görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar. İyi seyirler.